burada mutlaka ve mutlaka eğer tribünlerin tamamen dolması lazımdı. Bunu da sağlamaları gerekiyordu. Yani federasyonun bunu sağlaması gerekiyordu. Evet, maçın Fransız hakemi son hazırlıklarını tamamladı. Stefan Lanoy ve Belçika İstanbul Şükrü Saracoğlu stadında karşılaşmaya başlıyor. İkili bir baraj kurdu. Belçikalılar Emre bıraktı. Evet, çok kötü değerlendiriyoruz. Ama Emre topu alıyor. Emre çalımlarını attı. Sağ tarafa doğru gelen top. Korner ve out. Bu out. Olsun, bunlar yapılsın. Bunlar yapılsın. Risk alınsın. Biraz çalım atsın. Daha adam eksiltemedik hiç. Adam eksiltmediğin zaman böyle kapalı savunmaları aşman mümkün değil. Ya 1'e 2'ye 1 yapacaksın. Ya da dripliklerle rakibin üstüne gidip eksiltmeye çalışacaksın. Bak zaten... Fatih Terim ekrana yansıdı. Şu anda da René van der Eken ekranda. 22 Temmuz 1953 doğumlu. Eski bir milli takım oyuncusu aynı zamanda. Oyunculuğu sırasında Club Brugge, Genova ve Anderlecht formalarını giydi. 50 kez milli olup 3 gol atan bir teknik adam. Kafa vuruşu top ağlarımıza gidiyor. Ve 1-0 öne geçiyor. Belçika İstanbul Şükrü Saracoğlu stadında Wesley Song en tehlikeli oyuncularından biriydi. Maçın hemen başında sizlere söylemiştik. Estonya maçında da 2 gol attı bu oyuncu. Wesley Song topu filelerimize gönderdi. 1-0 öne geçiyor Belçika. 31. dakika. Wesley Song kafa vuruşunu yaptı. Topu alanımıza gidiyor. 1-0 geriye düşüyoruz. Değişik açılardan gol ekrana geliyor. Club Brugge'lu Wesley Song kafa vuruşunu yapan oyuncu topu alanımızda. Çok, ve durum 1-0. Çok boş bıraktık. Çok boş bıraktık. Çok bir tehlikeli de, bir oyuncu. 2 de gol attı. 18. bin. Wesley Song topu ağlarımıza gönderen futbolcu oldu. Belçika 1-0 öne geçti. İstanbul Şükrü Saracoğlu stadında taç kullanıyor Belçika. Akıllı foul'de, bence akıllı foul. Çünkü sol taraftaki bomboş futbolcuları oradan bir gol pozisyonu doğar verildi. Yani bilerek yaptı zaten. O da gördü onu. 32 metre civarı bir mesafe var. Topun gerisinde Steven Defour, standart Liège'li oyuncu. Topa yakın olan futbolcu. Golü atan Wesley Song ceza yayının yakınlarında kurulan baraja girmeye çalışıyor. İşaretini verdi Stephen Lenoy. Sert şut, Volkan dışarı gidiyor. Korner. Beklenenden daha etkili bir vuruş oldu. Evet, yani bizim düşündüklerimizi, bizim yapmak istediklerimizi serbest vuruşlar için söylüyorum. Onlar yapıyorlar ama geçen beş, yani golden sonra güzel gitmeye başladık. İkinci kornerimizi kullanıyoruz ama yardımcı hakem dur dedi. Emre Belezoğlu topun gerisinde. Altı oyuncumuz kale önünde. Servet'te geldi içeri. Emre kullandı. Falsolu kaleci İstinen. Mehmet Topal. Mehmet Topal orta ceza sahasına. Kafa, kaleci son anda İstinen. Semih tekrar aldı topu. Orta arkaya doğru. Vur kafayı, olmadı. Atağımız sürüyor. Emre bıraktı. Kazım, Emre içeri. Servet vurdu. Dışarı gidiyor. Servet Çetin. Alkışlar Şükrü Saracoğlu stadında. Servet'e ve milli takımımıza. Kaleci Steinen ilk pozisyonda çok iyi çıkardı. Çok çok güzel. Ötekileri de çıkarttı. Olacak. Gol de atacağız. Goller de atacağız. Ama böyle yani devamlı orada kalmamız lazım. Rakip sahada kalmamız lazım. Aynı baskıyı sürekli orada kurmamız gerekiyor. Ceza sahasına gönderdi. Vertonghen ve topu alana gönderen futbolcu. Club Brugge'lu Wesley Song. Çok boş bırakıyoruz. Çok boş bırakıyoruz. Yani hiç bedava goller yiyoruz. Ceza sahasının dışından sert bir vuruş. Top havalandı. Kaleci çıktı. Kale boş. Uzaklaştırıyor defans.
Sakatlandı kaleci Steenen. Hızlı başladı ikinci yarıya. Steenen yerde. Hakem şu anda onun yanına gitti. Kurallar gereği kaleci sakatlandığı anda oyun durmak zorunda. Şimdi Mehmet Topuz biliyorsun ülkemizin şu anda topa en iyi vuran futbolcusu. Yani şu topta gollük bir toptu. Yani bu ikinci şanssızlığımız. Rakiplere çarpıp çıkan toplar. İlk devrede Çağlar'ın vurduğu top biliyorsun. Rakibe çarpıp çıktı. Bunları çok bekliyoruz artık ikinci yarı. Ben inanıyorum yani gol de atacağız, goller de atacağız. Tek atacağımız gole bakar. Ondan sonra o moralle ya sürpriz edebileceğimiz bir... Emre Belezoğlu. Emre pasını veriyor. Cezalı gol durumu. Top alana gitti. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. İtirazlarımız var. Tartışmalı bir an. Bir kez daha pozisyonu izleyeceğiz tabii ki. İşte bu pozisyonda bayrak kalktı. Sevgili Selçuk Yula. Doğru karar. Doğru karar. Yani. Offside. Çok net olsun. Oyuncu değişikliğine gidiyoruz. Ve Mehmet Topal'ı kenara aldı Fatih Terim. Ama çok da güzel gol oldu. Harika bir pas. Üzerinde Mudingay'ı içeri gitti. Kompany içeride arka direk. Kafa vuruşu son anda çıkarıyoruz. Orta bir kez daha içeri doğru. Uzaktan Mudingay'ı. Golden sonra da söyledim. İlk golde söyledim. Ya bize atılan kornerler, o serbest vuruşlar falan penaltı tehlikesi. Bu kadar boş nasıl bırakıyorlar yani? Gene bomboş oluyor. Adam paylaşımı, adam arkadaşlığı hiçbir şey yok. Yani bu son iki yılın maalesef şey arızası. Bu maç için değil sadece. Semih Şen. Gökhan Gönül. Şimdi Arda sağ kanatta. Arda ortasını yaptı ceza alanına. Ön direkte karşılıyorlar. Baskıyı bu dakikalarda arttırıyoruz. 1-0 mağlup durumdayız. Wesley Sol 32. dakikada golünü attı Belçika'nın. Yeni bir hatamız başlıyor. Mehmet Topuz. Orta ceza alanına doğru. Semih de kafaya yükselmeye çalıştı. Olmadı. Penaltı. Elde oynama. Ne? Penaltıyı verdi. Fransız hakem Stefan Lenoy. Çok net bir biçimde elde oynama var. Tam gözümün önünde çok oldu. Çok net bir biçimde. Sevgili Selçuk Yula bir anda yerinden fırladı. Evet. Ve penaltıyı... Adeta fotoğrafını çekti. Hakemden önce verdi penaltıyı. Ama net penaltı. Emre kullanacak penaltıyı. İzliyoruz. Bunu tabii ki değerlendirmeniz gerekecek. Penaltı. El topa gidiyor. Kapattı ellerini. Yorumunuz? Yorumum zaten ben hakemden önce söyledim. Penaltı. Evet. Emre topun gerisinde. Penaltı da benim işimdi biliyorsun. Penaltı da benim şimdi. O yüzden yanılmam penaltı konularında. 73. dakika. Topun gerisinde Emre Belezoğlu. Kalesine geçiyor. Hadi Emre sakin. Steenen. Sakin koçum sakin. Beraberlik golünü bulduğumuzda 17 dakika daha var. Ve uzatmalar tabii ki. Tabii. Gol bizim için çok büyük kamçı olacak. Emre topun gerisinde. Fransız hakem Stefan Lenoy. Sakin koç. Şu anda tüm oyuncuları uyardı. Kural hatası yapmamaları konusunda. İşaretini verdi Stefan Lenoy. Emre geliyor. Emre vuruyor. Gol. Beraberlik golünü atıyoruz. Penaltı golü Emre'ne geliyor. 1-1 durum. İstanbul Şükrü Saracoğlu stadında penaltı golü. Haydi çocuklar. Emre Belezoğlu. Şimdi durum 1-1. Haydi tribünler, haydi çocuklar. 74. dakikada beraberlik golünü attık. 16 dakika var ve tabii ki en az 4-5 dakika uzatma olacak. Şimdi çünkü ikinci yarının başında artık bu tribünler sakatlandığında kalktılar. Şimdi hiç oturmaması lazım bu tribünlerin. Son dakikaya kadar oturmaması lazım. 36 bin biletli seyirci maçı izliyor. İstanbul Şükrü Saracoğlu stadında federasyonun bilet fiyatlarının yüksek tutulmasına rağmen 36 bin bilet sattığını öğrendik. Atış Belçikalı. Emre'nin penaltı yani, golü. Kaleci neredeyse penaltı noktasına çıktı. Yani bir gol olmasa kesin tekrarlanacak penaltı.
Fatih Terim'in gol sonrasındaki sevinci. Ağır hareketler Steinen. Tabii ki onlar için beraberlik de İstanbul'da son derece önemli olacak. Tabii bizim yenmemiz gerekiyor. Yani şurada daha da çok dakika var, çok vakit var. Nil ve Semih içeride. İkili Belçika barajı. Sert bir top ve dışarıya gidiyor. Out. Mehmet Topuz. Tekrar izliyoruz. Semih offside'dan çıktı şimdi. Servet. Semih Şentürk gol pozisyonu. Semih dokundu, kalecide kaldı. Steinen. Foul. Evet, kaleciyi yine yattı. Steinen. İzliyoruz. ...87. dakikanın içindeyiz. Ve ayı. Daksa 94, 6 kişi gerideyiz. Daksa 94, 6 kişi. A milli futbol takımımız Şükrü Saracoğlu stadında Belçika'yı yenemiyor. Maçın skoru Türkiye 1, Belçika 1.